Tonguç Haber'den hepinize merhaba. Bugün 8 Nisan Pazartesi. Gündemden başlıkları hemen hızlı bir şekilde görelim. LGS başvuruları başladı. Teneffüslerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyada çığ gibi büyüyen iklim değişikliği boykotuna Türkiye'deki öğrenciler de katıldı. Atık çöplerden sanat eseri ortaya çıkaran öğrencileri göreceğiz. Spor gündeminde neler var? Aydın'ın ilk robot takımının Kanada'daki başarısı ve okullarında kendi tavuğunu yetiştiren öğrencileri izleyeceğiz. Hazırsanız Tonguç Haber başlıyor. LGS'ye 2 aydan az bir süre kaldı ve liselere giriş sınavı için başvurular başladı. 8. sınıf öğrencileri için 3 Nisan itibariyle LGS başvuruları alınmaya başlandı. 1 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavı için geçtiğimiz çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı bir kılavuz yayınladı. Sınav başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bağlı bulundukları okul müdürlüklerine girip başvurularına ait bilgilerin doğruluğunu kontrol ettirmesi gerekiyor. LGS'de son başvuru tarihi 14 Nisan olarak belirlendi. Başvuran tüm öğrenciler sınava giriş belgelerini 22 Mayıs tarihinde bağlı bulundukları okul müdürlüklerinden alabilecekler. Şimdi bu haberle ilgili öğrenci arkadaşlarımızla bir röportajımız var, onu izleyelim. Teşekkürler Engin. Şimdi röportajımıza başlıyoruz. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 8. sınıfım. LGS'ye kendini hazır hissediyor musun? Biraz zor gibi. İşte zor. Kendimi tam hazır hissetmiyorum. LGS'ye kendini hazır hissediyor musun? Hayır. Hissetmiyorum. Ya kendime güvenmiyorum. Yarı hazır, yarı hazır diye. Öyle yani. Evet, hissediyorum. Hayır. Aslında yok. Hissetmiyorum. Evet, hazır hissediyorum, bomba gibi. Peki günde kaç saat ders çalışıyorsun ve kaç saat soru çözüyorsun? 2 saat. Yaklaşık 2 saat. Ya günde 50-100 tane çözüyorum yani, değişiyor. 45 soru falan çözdüğüm oluyor. Yarım saat, 45 dakika falan öyle. 1 saat, 2 saat kadar. 2 saat ders çalışıp topu topuna 60 tane soru çözüyorum. 100 tane soru çözüyorum, 2 saat çalışıyorum. Çalışmıyorum. Yok abi, çalışmıyorum. Ortalama 75 kadar. Belirli bir zaman bulamıyorum çünkü belirli bir zaman çalışamıyorum. Çünkü zaman tutamıyorum, yani her gün çalışıyorum. Şimdi size 40 dakika ders, 30 dakika teneffüs desem sevinçten havalara uçarsınız. Peki 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs desem yok artık sallama falan dersiniz değil mi? Sallamıyorum. Antalya'da ilk uygulamalar başlamış bile. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs projesi Antalya'nın Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulu'nda uygulanmaya başlandı. Yeteneklerin ortaya çıkarılmasını hedefleyen bu projede öğrenciler karate, judo, badminton, görsel sanatlar, müzik, satranç ve tiyatro gibi birçok farklı etkinliğe katılıyor. Uzun teneffüs süresinden öğrenciler oldukça memnun. Evet, memnun kaldım ama günde iki tane etkinlik olması yerine bir tane olsaydı. Çünkü mesela ben 4.30'da evden çıktığımda serviste gelene kadar 5.30'a ulaşıyor ve ben eve geldiğimde geç olmuş oluyor. Ama gerçekten etkinliklerin üzerimize etkisi var. Hem fiziksel yönde hem zihinsel yönde. Zeka oyunları, karate bizi çok etkiliyor ve insanların daha hiç yönelmediği yeni sporlara yönelmemizi sağlıyor. Bu bedensel ve zihinsel olarak çok etki sağlıyor üzerimize. 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulamasının çeşitli okullarda da devam etmesi bekleniyor. Geçiyoruz sıradaki haberimize arkadaşlar. Evet, bu arada bir son dakika gelişmesi geldi. Evet, ders sayılarının azalacağından önceki bültenlerimizde bahsetmiştik. Bununla ilgili Bakan Ziya Selçuk somut açıklamalarda bulundu. Eylül ayından itibaren 9. sınıflara, yani liselerden itibaren ders sayılarının azalacağını söyledi. Bununla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Bizler de size buradan aktarmaya devam ediyoruz. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu haftaki konuğu matematik sorularını yanıtlaması için Sezgin Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir arkadaşımızın videolu sorusu var, onu izleyelim sonra devam edelim. Tabii ki. Merhaba Tonguç Akademi. Adım Ercin, soyadım Yıldırım. 7. sınıf öğrencisiyim, İstanbul'da yaşıyorum. Matematik dersini hiç sevmiyorum ve bu ders beni ders çalışmaktan uzaklaştırıyor. Bunun için ne yapmam gerek? Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşımıza sorusu için çok teşekkür ederim. Bence başarı için önce kolaydan başlamalı, ön yargılarımızı yıkmalıyız ve yaptıkça sevgisinin daha fazla arttığını eninde sonunda anlayacak ve matematikte başarısız olma gibi bir korkusu kalmayacak. Peki yeni nesil matematik sorularını çözerken arkadaşlar nelere dikkat etmeli?
Yeni nesil matematik sorusu dediğimizde de aslında eskiden sınavlarda bize direkt bilgiler soruluyordu. Fakat şimdiki sorularda, yani yeni nesil dediğimiz sorularda aslında yapılan tek şey bunların üzerine bir hikaye kurgulanıyor. Ama özünde istenen şey yine aynı. Yani sorunun çözüm yöntemleri de hiçbir zaman değişmiyor. Bu yüzden sorun içerisindeki istenen bilgiyi net bir şekilde görebilirlerse yeni nesil ile eski nesil arasında aslında bir fark yok. Peki problemler çözerken böyle bir iki taktik verebilir misiniz arkadaşlarımıza? Ne yapabilirler? Ben mesela öncüllü problemlerde hep şunu söylüyorum. Diyorum ki her bir öncül bize bir bilgi anlatır ve o her bilgiyi sürekli olarak not etmek gerekir. Benim ilk söyleyeceğim bu olur. Bunun dışında sorunun önce koyu yazılı olan kısmı, buna göre aşağıdaki ifadelerden şeklinde veya işte buna göre Ali şu yaşa geldiğinde diye başlayan soru kısmını önce okuyup ondan sonra bilgi kısmına geçersek bu da bize çok fazla vakit kazandırır. Kolaylık sağlar diyorsunuz. Kesinlikle. Hocam. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Matematikle ilgili sorularımızı Sezgin hocamıza sorduk. Tonguç Haber tüm hızıyla devam ediyor. Geçelim sıradaki haberimize. İklim değişikliğine karşı dikkat çekmek isteyen öğrencilerin yaptığı boykot dünyadan sonra Türkiye'de de yankı getirmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda İsveç'te 15 yaşındaki Greta'nın tek başına başlattığı iklim değişikliği boykotuna Almanya, Belçika, Kanada gibi ülkelerin ardından Türkiye'deki öğrenciler de katıldı. Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okuldan binlerce öğrenci, dünya 1,5 derece daha ısınırsa geri dönüşü olmayan bir hasarla yüz yüze kalacağız diyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin boykottaki en büyük amacı, büyüklerin dikkatini çekerek iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Bizler de bu hareketi sonuna kadar destekliyoruz. Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini sık sık vurguluyoruz ve çöpleri çöp kutusuna atalım diyoruz. Fakat Şanlıurfa'daki öğrenciler çöp kutusuna da atmayalım, onlardan sanat yapalım diyorlar. Şanlıurfa'nın Siverek Anadolu Lisesi öğrencileri, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım adlı projeyle basit çöp artıklarından muhteşem sanat eserleri oluşturdu. Görsel sanatlar öğretmeni Mevlüt Eser rehberliğindeki öğrenciler, gazoz kapakları, eski paralar, taş, çivi, düğme gibi birçok atık malzemeyi toplayarak birer sanat eserine dönüştürdü. Projemizin amacı terzi artıklarından ve eski paralardan bir proje oluşturduk, bir eser oluşturduk. Buradaki amacımız çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım. Doğa artıklarını kullanalım. Öğrencilerin projedeki en büyük amacı çöp yığınlarının bir nebze olsun önüne geçerek doğaya ve çevre temizliğine katkıda bulunabilmek. Şanlıurfa'daki öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı sanat eserlerini görmüşken bugün yanımızda Tonguç Çizeri var. Tonguç Çizeri hoş geldin. Hoş bulduk Engin. Şimdi hemen şunu soracağım. Çizim yapmaya nasıl başladınız? Bunu merak ediyoruz. Çizim yapmaya eve gelen mizah dergileriyle başladım. Yani babamın bana almış olduğu, daha doğrusu eve almış olduğu, getirmiş olduğu dergilerden. Beğendiklerimi, sevdiklerimi, hoşuma gidenleri böyle ben de karalamaya çalıştım. Öyle başladım yani. Peki çizime başlamak için eğitim almak şart mı? Şimdi eğitim almak tabii ki şart aslında bakacak olursak. Çünkü eğitim sizi belli bir noktaya taşıyor. O noktadan sonra ama sizin yapmanız gerekenler var. Sizini geliştirmeniz lazım. Eğer eğitime sadece bunu bakarsanız olmaz. Yani siz devamlı çalışacaksınız, devamlı çizeceksiniz, devamlı takip edeceksiniz, çizgi filmler seyredeceksiniz, animasyonlar seyredeceksiniz. Bunları kendinize örnek alarak belli bir noktaya gelebilirsiniz. Siz sık sık etkinliklere katılıyorsunuz. Burada arkadaşlar muhakkak soruyorlar, işte çizer olmak için neler yapmam lazım, püf noktaları verebilir misiniz gibi. Onlara söyleyeceğiniz böyle püf noktaları var mı? Gerçekten etkinlikler çok doyurucu oluyor. Arkadaşlarla etkileşim halinde oluyoruz. Ben de onlara şunu söylüyorum. Devamlı animasyonlar seyredin, çizgi filmler seyredin. Sevdiğiniz karakterlerini çizmeye çalışın. Siz de yuvarlaklar çizin. Çünkü karikatür yuvarlak demek arkadaşlar. O yuvarlakları doldurmak demek. Ne kadar çok yuvarlak çalışırsanız karikatür o kadar sizin için kolaylaşacaktır. Peki Tonguç'u çizmek kolay mı? Evet kolay. Çok kolay. Hokus pokus. Bakın bu kadar basit. Tabii. Ama tabii ki çalışmak gerekiyor. Arkadaşlara tavsiyem Tonguç Akademi'de. Benim karikatür derslerim var. Oradan takip edebilirler. Oradan bakarak çizebilirler diyorsunuz. Aynen. Çok kolay bir şekilde. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. İnşallah görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Tonguç Haber tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ülkemizde düzenlenen sportif etkinlikleri ve kendi branşlarında başarılı olan arkadaşlarımızı görelim.
Kayseri Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonlarda bu yıl toplam 2000 gence kayak ve snowboard eğitim verildi. Bu eğitimlerde başarı sağlayan gençler şehir içi dışında birçok yarışmaya katılarak dereceler elde ettiler. Türkiye'nin ilk resmi atlı jimnastik yarışması Alkuzu Binicilik Okulu'nda gerçekleşti. Toplam 27 sporcunun hünerlerini sergilediği yarışmada at üzerinde yapılan artistik hareketler büyük ilgi ve beğeni topladı. Afyonkarahisar'da Zafer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berkay Sipahi, Nevşehir'de düzenlenen karate şampiyonasında Türkiye şampiyon oldu. Şampiyon Berkay, ilçesi Şuhut'ta coşkuyla karşılandı. Son haberimiz jimnastikten. Jimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda dünya şampiyon oldu. İlk kez yarıştığı büyükler tek bayanlar kategorisinde şampiyon olan Ayşe Begüm'ü ve tüm sporcu arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Bazen büyük başarılar elde etmek için arkanızda çok büyük şirketlere ya da çok büyük bir maddi güce ihtiyacınız yok. Aydın'ın ilk robotik takımı Roktopus 7134 ekip ruhunun en güzel çalışmalarından birini gerçekleştiriyor ve dünya çapında başarılara imza atıyor. Aydın robot takımı Roktopus 7134 Kanada'da büyük bir başarıya imza attı. Kendi tasarladıkları ve ürettikleri robotlarla yarışmalara katılan ekibin tamamı lise öğrencilerinden oluşuyor. Roktopus 7134 dünyanın çeşitli ülkelerinden 42 takımın yarıştığı Festival'de robotik turnuvasına katılarak Microsoft, Google gibi ünlü sponsorların desteklediği takımlar arasından kendi imkanlarıyla girişimcilik ödülünü ülkemize getirmeyi başardı. Öğrencilerin bu başarısı Aydın ilimizde büyük bir mutlulukla karşılandı. Son olarak Amasya'da bir lisede öğrenciler tavuk yetiştiriyorlar. Hatta elde ettikleri yumurtaları satıp hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. İzleyelim. Bir yıl önce uygulama dersleri için bir firmadan 50 tavuk alan Gökyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tavukların sayısını kısa sürede 143'e ulaştırdı. Tavukların yumurtaları öğrencilere günlük olarak ikram ediliyor. Kalan yumurtalar ise öğretmenler, okul idarecileri ve okul personeli tarafından satın alınıyor. Öğrenciler kazandıkları parayla hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor. 225 öğrencinin bulunduğu okulda muhabbet kuşlarının beslenmesi ve yetiştirilmesi konusunda da eğitim veriliyor. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Sizler yazılar bitti diye sakın derslerinizi boşlamayın. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.